Binlerce yıl boyunca on binlerce ülke kuruldu, on binlerce ülke yıkıldı. Bazıları bölünüp yeni ülkeler haline geldi, bazıları başka ülkelerle birleşip yok oldu. En yakın ve en dramatik olana tabii ki Sovyetler Birliği'nin dağılmasıydı. Onun dağılmasıyla tam 15 yeni ülke kuruldu. Peki Sovyetler Birliği'ne gerçekten dağıldı diyebilir misiniz? Rusya ve Belarus bu tarihe sonuna kadar sahip çıkarken ya da Rusya'nın bu ülkeler üzerindeki yaptırım gücünü düşününce Sovyetler Birliği artık yok diyebilir misiniz? Ben kendi adıma diyemiyorum. İşte bu yüzden bugün konuşacağımız 10 ülkeyi tamamen yok olmuş ülkelerden seçtim. Bu ülkelerin artık kalıntıları bile yok. O kadar yoklar ki muhtemelen siz bile bu ülkeleri hayatınızda ilk kez duymuş olacaksınız. Novgorod Cumhuriyeti Finlandiya Körfezi'nden Ural Dağları'na kadar uzanan bir ortaçağ devletiydi. 300 yıl boyunca varlığını sürdürmeyi başardı. Baltık Denizi'ne olan stratejik konumu nedeniyle ticarette önemli bir rol oynadı. Doğu ve Batı arasındaki ticaret rotasında kritik bir durak olduğu için hızla zenginleşti ve siyasi olarak güçlendi. Novgorod tarih boyunca komşu ülkelerden hep farklı oldu. Çünkü bu ülke 12. yüzyılda bile demokratik bir yapıya sahipti. Şehrin halkı Veça adı verilen mecliste bir araya gelir ve şehrin sorunlarını tartışırdı. Bu tartışmalarda çoğunluğun istediği çözüm yolu seçilirdi. Yani halk kısmen de olsa kendi kendisini yönetiyordu. Ticaret bu ülkenin en önem verdiği şeydi. Çiftçilik, hayvancılık, arıcılık ve balcılık yaygındı. Ama ülkenin asıl zenginliği kürk ticaretinden geliyordu. Novgorod 13. ve 14. yüzyılda kürk ticaretinin en önde gelen tedarikçisiydi. Ticarette o kadar güçlenmişlerdi ki 1420'de Novgorodka ismi verilen kendi paralarını bile bastırmışlardı. 15. yüzyıla geldiğimizde Moskova'nın güçlenmesiyle Novgorod ağırlığını kaybetmeye başladı. Şelon Savaşı'nı kaybedince Moskova'ya bağımlılık sözü vermek zorunda kaldılar. 1478'de 3. Ivan Rus devletlerini ilhak etme projesinin bir parçası olarak Novgorod'u işgal etti ve bu ülke tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı. Song İmparatorluğu 12. yüzyılda Çin'de kurulmuş büyük bir hanedanlıktı. Başkenti Hangzhou olan bu imparatorluk Çin'de istikrar ve refah dönemini başlatmıştı. Bu ülke ticaret ve tarımda devrim niteliğinde gelişmeler yaptı. Özellikle tarıma getirdiği yeniliklerle hem kalabalık nüfusunu yetebildi hem de ihracat yapabildi. Tarımdan kazanılan parayla daha çok sayıda yelkenli gemi ürettiler ve böylece deniz aşırı ticareti de yönetmeye başladılar. Para kazandıkları bir diğer şey de demir endüstrisiydi. Hem özel girişimciler hem de devlet sayesinde Song İmparatorluğu 100 milyon kilogramın üzerinde demir üretebiliyordu. Bu üretimin ne kadar büyük olduğunu şöyle anlatayım. Demirin eritilmesi için fırınlarda kömür kullanılmaya başlanmasaydı birçok tarihçinin görüşüne göre Çin'de bugün orman kalmayacak, her yer kurak olacaktı. Song İmparatorluğu'nun getirdiği en büyük yeniliklerden birisi de kağıt paranın basılmasıydı. Para basma fabrikasında 1000'den fazla işçi çalışıyordu. Bu gördüğünüz kağıt bir barut formülü. Hatta dünyadaki en eski yazılı formül. Song İmparatorluğu döneminde bir silah fabrikasında yazıldı. Bu imparatorluk demiri ve barutu kullanmayı iyi bildiği için ateşli silahlar konusunda tecrübeliydi. Tam da bu yüzden devletin çöküşünü bir yüzyıl geciktirebildiler. Ama sonları değişmedi. 1279'a geldiğimizde Moğol istilasıyla yıkıldı. Bir sonraki ülke Fante Konfederasyonu. Günümüz Gana'sında dönemin önde gelen kabilelerinin birleşmesiyle kurulmuş bir konfederasyondu. 17. yüzyılda kurulmasına rağmen demokratik bir yapıya sahipti. Ülke kabile reislerinden oluşan bir meclis tarafından yönetiliyordu. Bu meclis kabileler arasındaki anlaşmazlıkları çözüyor, toplumsal düzeni sağlıyor ve dış tehditlere karşı savunma kararları alıyordu. Kararlar genellikle çoğunluğun istediği şekilde alınıyor ve liderlik pozisyonu yine seçimle belirleniyordu. Fante Konfederasyonu Batı Afrika'nın ticaret ve kültürel merkezlerinden biriydi. Altın, köle ve değerli ticari malların alımı satımı için önemli bir limana sahiplerdi. Ayrıca Fante kültürü de zengin ve çeşitliydi. Dans, müzik ve el sanatları gibi geleneksel uygulamalarıyla tanınırlardı. Fante Konfederasyonu 19. yüzyılda Britanya'nın bölgeye olan hakimiyetiyle zayıfladı ve sonunda sömürgecilik altında kaldı. Ancak konfederasyonun demokratik yapısı ve kültürel mirası hala önemlidir. Bugün Gana'da Fante halkı geleneksel ve kültürel değerlerini korumak için çaba gösteriyor. Galicia ve Lodomeria, Orta ve Doğu Avrupa'da yer alan bir devlettir. 13. yüzyılda Polonya Krallığı ve Macar Krallığı arasındaki gerilim sonucunda kurulmuştur. Bu devlet günümüzde Ukrayna, Polonya ve Slovakya'nın bazı bölgelerini içeriyordu. Galicia ve Lodomeria, bölgedeki tarih boyunca çeşitli krallıklar ve imparatorluklar arasında sık sık el değiştiren stratejik bir bölgeydi. Bu bölgede farklı etnik gruplar vardı. Ukraynalılar, Lehler,
Yahudiler, Almanlar ve diğer etnik gruplar bu bölgede birlikte yaşıyordu. Bu da devletin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini artırdı. Edebiyat, sanat ve mimari gibi alanlarda ortak bir miras oluşturdu. Galicia ve Lodomeria tarım ve ticaretin geliştiği bir bölgeydi. Tarım ve hayvancılık ekonominin temelini oluşturuyordu. Ayrıca ticaret yollarının kavşağında bulunmaları nedeniyle çok önemli bir merkez haline geldiler. Galicia ve Lodomeria 19. yüzyılda Avusturya İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Macar kralı burayı fethettikten sonra Galicia ve Lodomeria kralı unvanını da aldı. Bu devlet Avrupa tarihinde çoğu zaman gölgede kalmış ama çok önemli bir rolü olan bir devlettir. Vajji Cumhuriyeti günümüz Hindistan'ında kurulmuş bir cumhuriyetti. Vajji ya da Vajjik olarak da bilinir. Bu ülke birleşik bir federasyon şeklinde yönetilen 8 eyaletten biriydi. Cumhuriyet Lichavi, Vajjiya ve Malakki gibi kabilelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştu. Vajji karmaşık bir demokratik yapının merkeziydi. Meclis büyük bir öneme sahipti ve en yüksek karar alma organıydı. Meclis farklı kabilelerden gelen temsilcilerden oluşuyordu ve kararlar genellikle çoğunluğun görüşüyle alınırdı. Ayrıca Vajji'nin demokratik yapısı halkın katılımını teşvik eder ve adaletin sağlanmasına önem verirdi. Vajji Cumhuriyeti askeri gücüyle de tanınırdı. Sahip olduğu büyük bir orduyla Vajji bölgesi güvenlik açısından oldukça sağlam bir konumdaydı. Ayrıca Ganj Vadisi'ndeki stratejik bir konumda yer alması ticaret ve siyasi ilişkiler açısından çok önemli bir avantaj sağladı. Maurya İmparatorluğu'nun yükselişiyle birlikte Vajji Cumhuriyeti'nin gücü ve etkisi azaldı. Ancak Vajji'nin demokratik yapısı ve ileri görüşü yönetimi Hindistan'ın tarihinde kalıcı bir etki bıraktı. Bugün bile Vajji Cumhuriyeti'nin mirası Hindistan'ın demokratik süreçlerine ve politik kültürüne ilham vermektedir. Hansa Birliği 12. yüzyılda Kuzey Avrupa'da ticaret yapan şehir devletlerinin bir araya gelmesiyle oluştu. Başlangıçta bir ticaret ittifakı olarak ortaya çıkan Hansa, zamanla politik bir yapıya dönüştü ve Avrupa'nın en önemli ekonomik güçlerinden biri haline geldi. Hansa Birliği denizcilikte ve ticarette üstün bir güçtü. Baltık Denizi'nde hakimiyet kurarak balıkçılık, gemi yapımı ve deniz ticaretinde büyük bir rol oynadı. Hansa tacirleri İskandinavya'dan Rusya'ya, İngiltere'den Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyada ticaret yaptılar. Hansa Birliği ticaret ağları ve ekonomik gücü sayesinde Avrupa'nın siyasi ve ekonomik dengelerini etkiledi. Hansa genellikle güçlü monarşilerin egemen olduğu Avrupa'da özelliğini bir şekilde korumayı başardı ve kendi iç yönetimlerini sürdürmeye devam etti. Ayrıca Hansa Avrupa'nın güçlü krallıklarıyla rekabet halindeydi ve siyasi gelişmelere de etki ediyordu. Danimarka Kralı 4. Valdemar'ın Baltık Denizi'ne egemen olma isteği birliğin geleceği için ciddi bir tehlike oluşturdu. Birlik üyeleri bu sorunu çözmek üzere toplandıkları mecliste bir ordu kurmaya karar verdiler. Bu ordunun Danimarkalıları kesin bir yenilgiye uğratmasının ardından Hansa Birliği kısa bir süre içinde Danimarka'ya egemen oldu. Hansa Birliği zamanla deniz ticaretindeki değişen dinamiklere uyum sağlayamadı. 17. yüzyıla geldiğimizde bütün gücünü kaybetti. Ancak Hansa'nın mirası hala devam ediyor. Birlik Avrupa'nın ticaret ve denizcilik tarihinde büyük bir etki bıraktı ve birçok modern ticaret uygulamasının temelini attı. Şimdi gideceğimiz ülke listenin en farklı ülkesi. Çünkü bu ülke dini görüş ayrılığı yüzünden kuruldu. Çöl eyaleti veya Deseret 19. yüzyılın ortalarında Mormon göçmenler tarafından kurulan özerk bir alandı. Mormon cemaati dini inançlarını özgürce yaşayabilecekleri bir yer peşindeydi. Bu amaçla büyük göç olarak bilinen büyük bir göç hareketi gerçekleştirildi. Ve bu göç sırasında çöl eyaletinin temelleri atıldı. Çöl eyaleti Mormon inançlarına dayalı bir topluluk ve ekonomiye sahipti. Poligami uygulamaları, tarım odaklı ekonomi ve sıkı dayanışma bu toplumun en önemli özelliklerindendi. Bu ülkenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve el sanatları gibi faaliyetlere dayanıyordu. Bu ülke kendi kendini yöneten bir yapıya sahipti. Mahkemeler ve yasalar Mormon görüşüne dayanılarak oluşturulmuştu ve bu yasalar toplum düzenini sağlamak için büyük bir işleve sahipti. Çöl eyaletinin varlığı Amerika hükümetiyle yaşadığı sürtüşmeler ve federal müdahaleler nedeniyle çok kısa sürdü. 1850'lerin sonunda bu ülkenin yerine Utah topluluğu adında bir federal bölge kuruldu. Ancak Mormon kültürü ve tarihi, Utah ve Amerika'nın diğer eyaletlerinin kimliğini şekillendirmeye devam ediyor. Lanfang Cumhuriyeti 18. yüzyılın sonlarında Endonezya'da Çinli göçmenler tarafından kurulmuş bir devlettir. Bu göçmenler ticaret ve madencilik faaliyetlerinde bulunmak için Endonezya'ya yerleşmişlerdi. Lanfang Cumhuriyeti Endonezya'nın Batı Kalimantan bölgesinde kurulmuş ve kendi kendini yöneten bir yapıya sahipti. Devlet birkaç tane Çinli ticaret klanı tarafından yönetiliyordu ve Çin geleneğine dayalı bir adalet sistemi vardı. Lanfang Endonezya'daki Hollandalı sömürgeciliğe karşı bir özerklik alanı olarak varlığını sürdürdü. Bu ülke ticaret
ticaret ve madencilik faaliyetleriyle ünlüydü. Özellikle altın madenciliği devletin ekonomisinde önemli bir rol oynadı. Ayrıca Lanfang'da Hokkinen ve Hakka kültürleri bir araya geldi ve benzersiz bir etnik ve kültürel miras oluşturdu. Lanfang Cumhuriyeti 19. yüzyılın sonlarında Hollandalılarla yaşadığı çatışmalar nedeniyle zayıfladı. Sonunda Hollanda kolonisi olan Doğu Hint Adaları'nın bir parçası haline geldi. Lanfang Cumhuriyeti Çin tarihinde az bilinen ancak ilginç bir dönemi temsil eder. Endonezya'nın etnik ve kültürel çeşitliliğine katkıda bulunmuştur. Tlaxcala, Orta Meksika'da yer alan bir yerli halkın adıdır ve günümüzde Tlaxcala eyaleti olarak bilinir. Tlaxcala halkı Aztek İmparatorluğu döneminde bağımsız bir şehir devleti olarak varlığını sürdürdü. Bu halk İspanyol sömürgeciliği döneminde birkaç kez isyan etti ve bağımsızlığını aradı. 1821'de Meksika'nın İspanyol egemenliğinden kurtuluşuyla birlikte bu ülkede bağımsızlığını ilan etti ve Tlaxcala Cumhuriyeti olarak adlandırıldı. Bu dönemde ülke kendi kendini yöneten bir yapıya sahipti. Yerli halkın kültürü ve kimliği üzerinde önemli bir etkisi vardı. Bu ülke oldukça zengin bir kültürel mirasa sahipti. Yerli halkın gelenekleri, dilleri, el sanatları ve festivalleri bu bölgenin kimliğini şekillendirmiştir. Ayrıca bu ülkenin tarihi ve kültürel mirası Meksika'nın genel tarihine ve kimliğine de katkı sağlamıştır. Bu ülke günümüzde Meksika'nın bir eyaleti olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor ve hala zengin bir kültürel mirasa sahip. Buradaki yerel halkın tarihi ve kültürel değerleri Meksika'nın çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan önemli bir parçasıdır. Ayrıca Tlaxcala Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesi Meksika'nın genel bağımsızlık hareketinde önemli bir rol oynamıştır. Kiva Hanlığı bugünkü Özbekistan'ın batı bölgesinde Amudarya Nehri'nin kıyısında bulunuyordu. Hanlık 16. yüzyılda Altın Orda İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra kuruldu ve Orta Asya'da önemli bir güç haline geldi. Kiva ticaret yollarının kavşağında yer alması nedeniyle ekonomik açıdan da büyük bir öneme sahipti. Kiva Hanlığı bir han tarafından yönetilen geleneksel bir monarşiydi. Han hem siyasi hem de dini otoriteye sahipti. Aristokratlar ve yöneticiler ona bağlıydı. Bu ülke komşu hanlıklarla rekabet halindeydi ve zaman zaman dış baskılarla karşılaşıyordu. Kiva Hanlığı zengin bir kültürel mirasa sahipti. Hanlık edebiyat, mimari, el sanatları ve müzik gibi alanlarda önemli bir gelişme gösterdi. Kiva Hanlığı şehirleri, etkileyici kaleleri, camileri ve sarayları ile ünlüdür. Ayrıca bu ülkedeki kültürel etkileşimler Orta Asya'daki birçok ülkeyi etkilemiştir. 19. yüzyılın sonlarında Rus İmparatorluğu'nun Orta Asya'yı fethetmesiyle Kiva Hanlığı da zayıflamaya başladı. 1920'de Sovyetler Birliği'nin kurulması Kiva ve diğer Orta Asya hanlıkları Sovyetler Birliği egemenliğine girdi ve hanlıkların tarihi böylece sona ermiş oldu. Ama Kiva'nın kültürel mirası hala yaşıyor. Bu bölge bir senede milyonlarca turist ağırlıyor. Evet, ülkeleri bitirdik. Benim seçtiğim 10 ülke bunlardı. Ama eminim ki sizin bildiğiniz artık var olmayan başka ülkeler de vardır. Tıpkı daha önce yaptığımız gibi. Siz bildiğiniz ülkeleri yoruma yazın, ben o ülkeleri araştırayım ve böylece videonun ikinci bölümünü birlikte hazırlamış olalım. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.